Biz Lietuvanın karayları, karaylar kaysı boladlar, esablıkta kelgenler Kırım'dan. Anda biznin atalarımız da italarımız idi. Hazar birlikte, da Kipçak birlikte. Sözleyin ben karayçı, yaş günlerimden. Ben başladım ürüme, da başladım sözleme karayçı. Bir genç günler kaçan iş köpşeye girdiler, irladılar. Hali okurma aşeymiş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Unuttum, barı unuttum. Yüz, yıldan. Et tüvüyle stri. Pek çoğunuz şimdi konuşulan dil Türkçe'ye benziyor ama Türkçe değil diye düşünüyorsunuz. Bunlar da kim? Nerede yaşıyorlar diye soruyorsunuz. Onlar Karay Türkleri. Dil ve kültür benzerliğimiz bizim aynı kökten geldiğimizi kanıtlasa da nüfusları günümüzde 2000'e kadar inmiş olan Karay Türklerini pek çoğumuz tanımıyoruz. Onların tarihteki en önemli devletlerden Hazar İmparatorluğu'nun varisleri olduğunu bilense çok az. Geçtiğimiz yıllarda bir belgesel kanalında onların hakkında kısa bir film gösterilmişti. Birçok insan biraz dikkatle dinlediklerinde Karayca'yı anlamaya başladığını fark etti. Karaykamın var mı? Biz geldik Trohka, Lütovaha 600 yıl artıharı. Anam ulusumuzun aşamağın pişirerdi. Kabınlar pişirirlerdiler, koy etinden da hamurdan. O filmde Karayca'nın Birleşmiş Milletler tarafından korunması gereken diller arasına alındığı söyleniyor. Çoğu insan Karayların kim olduğunu ve Türklerle ilişkisini merak etmiş ancak bu sorularına pek yanıt alamamıştı. Bu adet kaldığı atalarımızdan Kıbın Karaylara dirilgimizin dülüşü. Bu sorulara yanıt aramak için yola çıktığımız belgeselde dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış Karay topluluğunun kültürünü, geleneğini ve lisanını inceleyeceğiz. Tüm bunları seyrederken Türk olmanın yüzyıllardır değişmez kuralı olan yürek sıcaklığını ve samimiyeti hissedeceğiz. Ancak bizi bu topluluklara yaklaştıran güçlü bağ, yılların tahrip edici gücü karşısında gittikçe inceliyor. Karay Türklerinin Türklükleri nereden geliyor sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Gerek Karayların kendilerinin geçmişte yazdıkları eserleri, gerekse bilim adamlarının yazdıklarına göre Karayların kökenini biz eski tarihte Hazar İmparatorluğu'na kadar geriye götürebiliyoruz. Milattan sonra 4. yüzyılda Asya'dan Ural Dağları üzerinden batıya gelen Hunlar, ünlü Attila başkanlığında Avrupa ortasında büyük bir imparatorluk kurmuştu. Attila'nın 5. yüzyıl ortasında ölümünden sonra Hun İmparatorluğu dağılır. Onun yerine Ural Dağları ile Avrupa arasında çeşitli Türk devletleri ortaya çıkar. 6. yüzyılda bugünkü Hazar Denizi, Karadeniz'in kuzeyi ve Kafkasya'da büyük bir devlet olan Hazar İmparatorluğu kurulur. Hazar Türklerinin Kağanı Buyan, 740 yılında Yahudi dinini devletin resmi dini olarak ilan eder. Ancak Kağan ailesi ve soylular Yahudi dinindeyken, halkın çoğunluğu ise çeşitli dinlerde hayatlarını sürdürmüşler. Bunlar Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve geleneksel eski Türk dini olan gök tanrıcılığa dayalı şamanizm halk arasında uzun asırlar boyunca devam etmiş.
Hazar Devleti'nin 11. yüzyıl başında dağılmasından sonra oradaki Yahudilik inancındaki Hazarların büyük bir bölümü Kırım'da kalırken bir bölümü de Avrupa işlerine göç eder. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış 2000 kadar Türk soyundan gelen Karayım bulunmaktadır. Bu 2000 Karay Türk'ü ağırlıklı olarak Kırım'da, Ukrayna'da, Polonya'da, Litvanya'da, Rusya'nın çeşitli yerlerinde ve az sayıda Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve hatta Avustralya'da yaşıyor. Günümüzde Karay Türklerin büyük bir bölümü çeşitli nedenlerle ana dilini konuşamıyor. Ancak Karaylar geçmişte nine ve dedesinin Türkçe konuştuğunu ve kendilerinin Hazar Türk kültürüne ait olduğunu çok iyi biliyor. Benim annem de babam da Karayım dilini biliyorlar fakat bize hiç öğretmediler. Litvanya'da Karayım dilini öğreten yaz okuluna katıldım. Şimdi Polonya'da da bu dili öğrenmeye devam etmek istiyorum. Gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklara kültürümüzü, yemeklerimizi, dini günlerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Geleneklerimizi muhafaza etmenin önemini anlatıyoruz. Milli Karay giysilerini dans ve şarkılar öğrenen çocukların dans grubu sayesinde tanıtabiliyoruz. Çocuklara orijinal giysilere dayalı giysiler dikiyoruz. Örnekleri doğru stili kaybetmemek şartıyla eski giysilerden alıyoruz. Ne yazık ki dil toplumumuzun en zayıf tarafı. Benim neslim Karayca konuşmuyor diyebilirim. Anlayabiliyor ve okuyabiliyoruz ama konuşamıyoruz. Küçük halkımız ihtisaslı Türkolog diyebiliriz. Yani evet. En sevdiğimiz meslek Türkolog olmak. İlgi nereden geliyor? Gerçekten çok meşhur Zayanskoski gibi. Yani sanırım 19. yüzyılın sonlarına doğru dini kimlik daha geri plana alınarak daha çok vurgu etnik kimliğine yani da etnik kimliği daha öne çıktı ve o zamanlar Türklere, Türklüğe daha çok büyük ilgi duyulmaya başlandı. Nasze dzieci były na obozie. Çocuklarımız geçen sene Kırım'da Türk halkları için düzenlenen bir kampa katıldılar. Tatarlar ve Gagavuzlar da vardı. Çocuklar bu kamptan çok memnunlardı. Çünkü aralarında ortak bir şey buldular. Burada Polonya'daki Tatarlarla bir bağlılık hissediyoruz. Ama bunun dışında Slav halkları arasında Türk kökenlerimizden ayrı bir yerde yaşıyoruz. Ben biraz laf ettim. Очень мало говорю на карайском языке, потому что язык у нас в семье знала только. Biraz konuşuyorum. Çünkü ailemde sadece annem biliyordu. Şimdi ise kendi dilime büyük ilgi göstermeye başladım. Öğretmeye çalışıyoruz. Ama her şey o kadar kolay değil. Bir de kendimiz bilmediğimizden çocuklarımızdan onu istemek pek doğru olmuyor. Bizim kültür derneğimizde de gelen insanlara Karayım dili kursları verilmektedir. Çocuklarımız da oraya gitmektedirler. Нашего общества куда приходят и дети. Bugünkü Karay Türklerinin oluşumundaki ilk katmanı Hazar Türkleri meydana getirmektedir. Ancak daha sonraki yüzyıllarda Peçenekler, Kumamlar ve başka Kıpçak Türk boylarıyla bir arada yaşaması Karayların kültürüne önemli derecede etki etmiştir. Biz Litvanın Karayları, Karaylar kaysı boladlar, esavlıkta kelgenler Kırım'dan. Anda biznin atalarımız da italarımız idi, Hazar. Birlikte, da Kıpçak birlikte. Sözle biz Karayçe dil, Türk dili. Karay Türkçesi denilen yazı ve konuşma dili, genel Türk dilinin Kıpçakça ana lehçesine bağlı bir Türk dili koludur. Karayca kendi içinde üç ağza ayrılır. Birincisi, Kırım ve Ukrayna'nın başka yerlerinde konuşulan
Kırım Karayca ağzıdır. Bir yaşlı, mina bazarda konuşuyoruz, laf ettiğimiz onlar bir şaşalar, siz yaşlı laf ettiğiniz Tatarca. İkincisi Polonya'da konuşulan Haliç Lutz Karaycasıdır. Men kiçi çibin çek, gün uzun uçhalayım, dayışıçım haber çek, terk animin yuthalayım. Üçüncüsü Litvanya'da konuşulan Trakay Karaycasıdır. Aşkenaslar verdiler bizge kağıtlar bunu yazgan ki biz tübül İsrail. Tübül İsrail, Türk. Da, dil Türk nün. Karay Türkçesi bir arada yaşadığı çeşitli milletlerin dillerinden çok sayıda kelime alarak yüzyıllar içinde farklılık göstermiştir. Cümle yapısı ibadet dili olan İbranice'nin etkisiyle ayrıca yazı dili olan Latin ve Kiril alfabesinin sonucu bozulmuştur. Genel Yahudilik Tevrat Kutsal Kitabı yanı sıra ağırlıklı olarak Talmud'a, yani Yahudiliğin sözlü geleneğine dayanır. Karaizm mezhebi ise Talmud'u kabul etmez ve yalnızca Tevrat'a sımsıkı bağlı kalır. Onlar, yani Karaylar sadece Tevrat'ı kabul ediyor. Yani Yahudilerin ilave ettikleri kutsal kitapları, Mişna, Gemara ve diğer şeyleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir de bu fark var. Hazreti İsa'yı ve Hazreti Muhammed'i peygamber olarak görüyoruz. Karay kelimesi İbranice kara, yani okumak sözünden gelir. Karay kutsal metni okuyan demektir ve karay sözünün çoğulu olan karayim de karaylar demektir. Karay ve karayim denilen dini cemaat bugün dünyada 50 bin kişiden oluşmaktadır. Ancak bu karayim cemaatinin büyük bir kısmı Türk değildir. Bu 50 bin kişiden ancak 2 bin kadar Karay, kendi atalarının geçmişte Karay Türkçesinde konuştukları ve Türk olduğu bilincindedirler. Yüzyıllar boyunca Karay Türkleri Musevilerle birlikte yaşamış olsa da birbirleri arasında evlilik yapmamışlar, böylece kendi kültürel özelliklerini ve dini inançlarını saklamayı başarmışlardır. Bizim yok idi bulay ki Aşkenaz be katın da erkişi. No Karaylar bakındılar ki bulay Karay erkişi, Karay katın kişi. Bulay kiler idi. No gali уже тоже çıkadılar erge ikinci dinler be. Kırım Karayları. Kırım kökenli oldukları için Kırım'ı ana vatan olarak kabul etmektedir. 11. yüzyılda Hazar Türkleri dağıldıktan sonra Karay Türkleri, Bahçesaray yakınlarındaki Kırkyer Kalesi, yani Çufut Kale merkezli küçük bir prenslik olarak varlıklarını devam ettirmişti. Dağların yolların doludur peyke. Kırmanlığı zamanında ise hana bağlanmış, ancak kendi yerel hükümetlerini korumuşlardı. 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu zamanında da Karaylar eşit haklara sahip vatandaşlardı. Dini ve dünyevi liderleri tarafından iç işlerinde bağımsız olarak yönetiliyorlardı. Ancak Sovyet Rusya döneminde Karayların idari ve dini yapısı Komünist Rus yönetimince imha edildi. Kırım Karay Türklerinin nüfusu baskılar ve zorunlu yapılan göçler sonucu onda bire kadar düştü. Kırım Karay Türkleri ancak 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tekrar örgütlenmeye başladı. Benim adım Davut, El Davut. Я бы, конечно, мог бы
Ben Türkçe konuşmak isterdim ama ben bu dili biraz konuşabilirim. İyi konuşamama sebebim 70 yıllık Sovyet döneminde Türk dilinde konuşmak yasaktı. Anne babalarımız Karaimce konuşuyordu. Çocukken öğrendiklerim aklımda kaldı. Mesela Tatarlar konuşurken bazı kelimeler benziyor diye hatırlıyorum. Yıldan çıksan ev alsam, kremit salsam ah. Alarım bir kışçık, borçka tapsam ah. Borçka sana kız olmaz, say parasın ah. Вот, пожалуйста, я... Сейчас, şimdi... Вот я пытался с вами... Fark ettiğiniz gibi Karaimce konuşmaya çalıştım. Umarım siz beni anladınız. Ben de sizi Türkçe anladım. Вот вы сейчас что говорите, я понимаю. Karaylar'ın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Да, сейчас вопрос этот стоит очень серьезно. Bu önemli bir sorundur. Özellikle ulusun yenilenmesi değil de ulusun saflığının korunması öne alınmaktadır. Bildiğiniz gibi önceki totaliter rejimin altında Türkler bastırıldığından Ukraynalılar ve Karaimlerin karışımı sonucu ulusun saflığı kaybolmaktadır. 1989 yılında kurulan Kırım Karaylar Derneği, Kırım'ın Akmescit, Gözleve, Kefe, Bahçesaray ve benzeri yerlerindeki Karaim cemaatine hizmet veriyor. Karay kimliğini, geleneğini, dilini, kültürüyle dinini korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan dernek çeşitli yayınlar da çıkarmakta. Eğer unutsam seni Yeruşalayim, unutkay çalmak ne on kolun. Я бушкай тилим танлайга эгер сагынмасам сени эгер чыгармасам Иерусалимне илки устуне севинмегин. Сохранение языка, возрождение знаний родного языка это самое. Dilin yenilenmesi ve korunması önemlidir. Bugün bu dili saf konuşan genellikle yaşlı insanlar olduğundan dolayı bu dili iyice öğretebilen genç ve yetenekli öğretmenler yok. Bu yüzden dil öğreten okulları açamıyoruz. Ama 2002 yılı TİKA yardımıyla Rus dilinde ve Karaim Türkçesiyle dua el kitapları çıkartıldı. Bu balta değmez mezarlığıdır. Avrupa'daki Türk mezarlıklarının en eskisidir. Balta değmez Türkçe'ye çevrildiğinde balta değmemiş anlamına gelmektedir. Daha önce gördüğünüz gibi mezarlıkta kayın ağaçları bulunmaktadır ve biz bu ağaçlara dua etmekteyiz. Her bir soyun kutsal kayın ağacı vardır. Mesela bizim soyumuzun da kayın ağacı vardır. Biz oraya gidip dua ediyoruz. Ama kimseye belli etmiyoruz. Bu ağaçlar kutsal olduğu için dalları koparmak bile yasaktır. Ağaçların dipleri dairelenmiştir ve bu daireler güneş anlamına gelmektedir. Bundan eskisi yoktur ve bizim bütün insanların düşünceleri bu noktaya doğru yönelmektedir. Burası bizim kutsal yerimizdir. Buraya her gün birisi ziyarete gelir. Kale adındaki etnik kültürel merkezinin gençleri bu mezarlığı temizlemeye gelmektedir. Bu yazılar eski İncil dilinde yazılmıştır. Bu Tanrı'nın dilidir. Taşların üzerindeki baskılar solar yazısıyla yazılmıştır ve bütün Türk halklarına aittir bu baskılar. Bildiğiniz gibi Evliya Çelebi bu mezarlık hakkında birçok yazı yazmıştır. Türklerin ta Orta Asya'dan çıkarak batıya doğru başlattığı yolculuk yüzyıllar boyunca devam etmiş, bu göç hareketi 14. yüzyılda Litvanya'ya kadar yayılmıştı. Litvanya Büyükdükü Vitautas 1397-1398 yıllarında Altın Ordu üzerine sefer yaptığında Kırım'da yaşayan Karaylardan 500'e yakın Karayı ailesiyle birlikte 3-4 bin kadar da Tatarı yalnız olarak Litvanya'ya getirtmiş, kendisi için saray muhafızı yapmıştı. Bugün Litvanya'da iki küçük Türk topluluğu yaşıyor, Karay Türkleri ve Tatar Türkleri.
Litvanya halkıyla iyi geçinen iki topluluk tarih boyunca ulusal kimliklerini devam ettirmiştir. Trakai şehrine yerleşen Karaylar, saray muhafızlığı dışında çiftçilik ve başka işlerle de uğraşmıştır. Bu küçük Karayim topluluğu kendine özgü inançlarını ve Kıpçak Türk lehçesindeki dillerini ancak 20. yüzyıl başlarına kadar koruyabilmişti. Sovyet döneminde dini vicibelerini yerine getirme imkanı bulamamış, topraklarına el konulmuş ve bu baskılar üzerine topluluk dağılmıştı. Böylece kültür ve dilin genç kuşaklarca benimsenmesi 40 sene boyunca kesintiye uğradı. Старайтесь либе сизледер кептивюл, кептивюл. Идите лянь бильмить уже. Бунди улнурах билядлер уланлар бизнин анлейдлер карайче. Карайтель не билядлер, а сизлемя литуаниш, полиш, полянт, эсапче сизледер. Анламан лейдлер, а кичичикляр. Юран Медлер, нечекиди, большевик, йогиди, кайда юринмя, ярамады юринмя, кенсагай Медлер барма, кирагиди астранма укром, а была и курхаридлер. Yüzyıllar önce gelen 1500 kadar Karayın sayısı bugün sadece 250'dir. Трох шагарда. Йохтур кайда ишлемя, кёп карайлар киттиляр Вильнюсха, Полянт, эсавлыхка, Полянт, да булэй бирар битрых барында калды. Гале биздянь барт барындан ики юзинли адам битюнь летувада. Барт эсавлыхта, Поленд, Барт, тоже не чаюсь, Карай. Дыбыны шлейбись, найбурун алабыс ун, чопря эстюрябись, да сонку ябыс унга, имуртха, сарыев, туз, Сють, Каймах, Дабан Барин, Буну, Булгайды, Булгайбыс, Ишлемя, Кирак, Тибу, Теста, Эскейт, Эсят, Сон, Бувах, Танечек, Эсят, Бись, Кискилейт, Бись, Эть, Анарку, Ябыс, Соган, Бурч, Стус, Сув, Керак ки эть булгайт битрачех, а не чек битрачех булат ас симизлик, ко я бис анус битрачех симизлик. Да бувах та сять теста, кискилей бис тишлем лергя, галигини буну ишляр бис, кискиляр бис, да ишляр бис кыбын ларны. А кыбын карай ларнын булат ярымы ай, да ики тишичек. Да сон ко я бис Кайнарга, Диоланда, Бишать. Литвания Калисини савунмак ичин Крымдан гелен Карайлар яклашык 600 senedir Trakai'da yaşıyor. Bugün Litvanya'nın milli azınlıklarından biri olan topluluk, kültürünü ve dilini yeniden canlandırmak, yaşatmak ve korumak için büyük çaba göstermektedir. Karayların küçük bir bölümü de bugün Polonya'da, özellikle Varşova'da yaşamaktadır.
İbadethaneleri olmayan Karayların Varşova'da büyük bir mezarlığı bulunmaktadır. Drugi vojni światowy. 30 yıldan beri Dini Karay Cemiyeti'nin başkanıyım. Polonya ve Litvanya'da cemiyet yaklaşık 600 yıldan beri varlığını sürdürüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Karayların bazıları özellikle Haliç ve Lusk'tan yurda geri gönderme anlaşmasına dayalı olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sınırları olan Polonya'ya taşındılar. Şu an Polonya'da yaklaşık 150 kişiyiz. Polonya'nın çeşitli şehirlerine yayılmışız. Varşova'da şu an kökten, yani Karay anne babası olan ondan fazla kişi var. Ama daha büyük bir grup oluşturuyoruz. Çünkü karışık evlilikler var ve çoğu kişiler eşlerini Karay toplumu için çalışmalara angaje ediyor. Çocukları da etkinliklere, gündelik yaptığımız şeylere katılıyor, ilgilerini çoğaltıyorlar. Ama dilimizi, onun kökenini, ahengini göstermeye çalışıyoruz. Şiir okuyor, Karayca şiir ve kısa öyküler yayınlıyoruz. Küçük topluluğumuza nazaran az da yayınlamıyoruz. Avazımız, sesimiz denen bir dergi yayınlıyoruz. ...1920 ile 1940 yılları arasında özellikle Litvanya ve Polonya'da yaşayan Karaylar ortasında yayın basım işlerinin yoğunlaştığına tanık oluyoruz. Bu dönemde Karaylar arasından çok sayıda şair, bilim adamı, yazar yetişmiş, çok sayıda kitap ve dergi yayınlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler döneminde ve döneminden sonra tekrar Karayların yayın faaliyetlerinde bir canlanma görüyoruz. Karay halk kültürü ve edebiyatı diğer Türk topluluklarıyla benzerlik gösterir. Karayların da divanları, halk edebiyatları, mitolojileri vardır. Halk arasında yaşayan Muzyulgan'la Dertli Gelin düğün törenlerinde söylenir. Çağdaş Karay edebiyatının önde gelen ismi Alexander Markovich, Karay Türkçesini canlandırmıştır. Markovich, Yanhı Yırlar, yani Yeni Türküler ve Tozdurhan Birtik, yani Dağılmış Buğday adlı şiirleriyle de tanınmıştır. Litvanya Karaylarının 1996'da basılan Men Karayca Ürenem, yani Ben Karayca Öğreniyorum adlı Karayca Gramer ve Kendi Kendine Öğrenme kitabı çok önemlidir. Türk karandaşlar da tuvduklar. Astri biyenya biz kikildiler bizge. Da klei biz ki unutmağılır bizni.